Merhaba arkadaşlar, iyonlaşma enerjisinin ikinci videosundayız. Bu videoda da yine iyonlaşma enerjisinden bahsedeceğiz. Bununla ilgili yine örnekler çözeceğiz. Hadi gelin başlayalım. İyonlaşma enerjisinin gaz fazındaki bir tanecikten bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerji olduğunu söyledik. İlk elektronu koparırken verdiğimiz enerjiye birinci iyonlaşma enerjisi dedik. Periyodik sistemden bakıyorduk. Şimdi bakın burada... ilk 14 elementimizin İlk 6 iyonlaşma enerjisi değerleri verilmiş. Şimdi bunların üzerinden bu değerlerle neler yapabiliyoruz? Öncelikle bunları inceleyeceğiz. Şimdi hidrojene baktığımda bir tane elektronu var. Bir tane iyonlaşma enerjisi değeri var. Tek elektron var. Sadece bunu koparabiliyorum. Helyumun 2 elektronu var. 2 iyonlaşma enerjisi olduğunu görüyorum. Lityumun 3 elektronu var. Bakınız 3 iyonlaşma enerjisi var. Ya da borun 5 elektron olduğu için 1, 2, 3, 4, 5 tane iyonlaşma enerjisi değeri var. Bir altıncısı yok. Yani şunu diyeceğiz. Bir atomun sevgili arkadaşlar elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi değeri olabilir. İyonlaşma enerjisi değeri olabilir. Mesela size dedi ki X'in 16 tane iyonlaşma enerji değeri var. Ben buradan şunu anlarım. 16 tane iyonlaşma enerjisi varsa nötralde 16 elektron var. Demek ki x'in atom numarası 16'ymış. Yani biz iyonlaşma enerji değerinin sayısından elektron sayısını bulabiliyoruz ya da atom numarasını belirliyoruz. Bu bir. İkincisi. Şimdi Örneğin e, kimi yazalım? Boru yazdım. Elektron dizilimini. Atom numarası 5. Bakınız. 1s2, 2s2, 2p1. Şimdi ilk elektronu koparırken ne kadar enerji vermişiz? 801. Yani şunu kopardım. Artı bir yüklü hale geldi. İkinciyi buradan koparacağım. E çapı küçüldüğü için ikinci elektronu vermem, koparmak için vermem gereken enerji bakın ne oldu? Arttı. Bir tane daha kopardım. Artı 2 yüklü oldu. Sonra 3. elektronda çap biraz daha küçüldüğü için yine artan bir enerji vermem gerekiyor. Yani bunu üçüncüyü koparmak için veriyorum. Yine kopardım diyelim. Şu da gitti. Hop şurayı bir temizleyeyim. Şunu da attım. Artı 2. Şimdi bakın. A, artı 3 özür dilerim. Şimdi bakınız biz bunun dördüncü elektronunu Kimden koparıyoruz? Soygaza benzemiş bu. Soygaza benzediği için kararlı halinden koparıyoruz. Evet, dördüncü iyonlaşma enerjisi de yine fazla olacak ama şuradaki artışa bakarsanız arkadaşlar kaç katına çıkmış neredeyse 8 katına çıkmış. Şurada işte 3 kat, 1,5 kat gibi gidiyordu. Burada birden 8 katlık bir artış olmuş. Demek ki ben dördüncü elektronu koparmakta zorlanmışım. Ya da sodyumun atom numarası 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 2p6 yani şurası neonun elektron sayısıdır. Bakalım sodyumun ilk elektronunu koparırken ne kadar enerji vermişiz? İşte 496. Güzel. Bunu kopardım. Artı 1 oldu. Kime benzedi? Soygaza benzedi. Şimdi bir elektron daha koparmak istediğimizde bakın 10 katına çıkmış. Yani biz burada çok zorlanmışız. Bu şu anlama gelir. Bir elektron kopardığında soygaza benzemiş. Demek ki bunun soygazdan bir fazla elektronu varmış. O zaman bu soygazdan sonra gelen bir adaymış deriz. Bunu şöyle de bakalım. Örneğin silisyum. E, 785 1580 iyi 2 katına falan çıkmış. Sonra 3230 2 katına falan çıkmış. Sonra 4360 bir buçuk katına çıkmış. Hop şuraya geldik. Bakın 4 katına çıkmış. Yani çok fazla bir artış olmuş. Yani bu demektir ki ben şu 4 elektronu kolayca kopardım. Ama beşinciyi koparırken çok zorlandım. Demek ki dört elektronu kopardığımda soygaza benzedi. O zaman soygazdan dört sonra gelen element yani 4A grubunda olan elementtir diyeceğiz. Yani toparlayacak olursak birincisi biz eğer bir elementin tüm iyonlaşma enerjisi değerlerini biliyorsak atom numarasına ulaşabiliriz. 2. İyonlaşma enerjisi evet her elektronu kopardığında artan bir değerdir ama 2 kat, 1,5 kat bunlar normaldir. Eğer 5-6 kat ya da daha üstüne çıkıyorsa biz bu artışa bakarak bir elementin periyodik sistemdeki grubunu belirleyebiliyoruz. Şimdi bununla ilgili de hatta bir örnek yapalım gelin. Önce bir karşılaştırma örneğimiz varmış arkadaşlar. Önce bunu yapalım. Sonra iyonlaşma enerjisi değerleriyle karşılaştırma yaparız. Şimdi dört ee, 4 tane atom vermiş. Bunların yarıçaplarını diyor ve birinci iyonlaşma enerjisini karşılaştırın. Birinci iyonlaşma enerjisi dediğine göre periyodik sistemdeki yerlerine bakacağız. Şimdi bunların grup ve periyodunu siz önce bir bulmalısınız. Ben hızlıca yapayım. Siz zaten yapabiliyorsunuzdur. Üçüncü periyot bir adadır. İkinci periyot 7 A'dadır. Onunla vakit kaybetmek istemedim şimdi. İkinci periyot 6 A'dadır. 2-6 falan yaparsınız. İkinci periyot 5 A grubu elementidir. Peki bunları şöyle bir periyodik sistem kesitinde yerleştiriyor olayım. İkinci periyotta elementlerimiz var. Üçüncü periyotta var. Üçüncü periyot 1 A'da sodyum. Şurada 5 A'da azot 6A'da oksijen ve 7A'da da flor bulunuyor. Önce atom yarıçaplarını karşılaştıralım. Ki atom yarıçapı sevgili arkadaşlar sol alta doğru geldiğimizde artıyordu. Dolayısıyla sodyumun atom yarıçapı en büyüktür. Sonra azot, sonra oksijen, sonra da flor gelir. Peki Şimdi birinci iyonlaşma enerjilerini karşılaştırırsam ilk yapacağınız şu olmalı. Bakın sodyum 3. periyotta olduğuna göre ve atom yarıçapı da en büyük olduğuna göre sodyumdan elektron koparmam en kolay olur. İyonlaşma enerjisi de en azdır. Hatta bu tarafa doğru iyonlaşma enerjisi genellikle azalır da diyebiliriz. Ama azot oksijen flora geldiğimde yani şurada aynı periyotta bulundukları için şimdi 8A, 7A, 5-6A sapması, 4A, sonra 2A, 3A ve 1A sıralamasını göz önüne almam lazım. Bunlar aynı periyotta bulundukları için. Dolayısıyla kimin en fazla olacak arkadaşlar? Florun. Birinci yoğunlaşma enerjisi en fazla. Azot ve oksijene geldiğimde bakınız 5-6A sapmasına denk geliyor. O zaman Sonra azot gelecek, sonra oksijen gelecek. Yani önce alt periyotta bulunanın çok daha kolay elektron koparacağım için ele enerjisinin en düşük olduğunu söyledim. Ama aynı periyotta olanlarda bu sıralamayı göz önüne alarak e, florun en fazla, sonra azot gelecek 5A, sonra da oksijenin olacak demelisiniz arkadaşlar. Peki az önce söylediğimiz hani yonlaşma enerjisi değerleriyle örnek yapalım demiştik. Şimdi o noktaya geldik arkadaşlar. Şimdi baş grup elementleri olan x, y, z ve t'nin ki baş grup dediği için a gruplarındaki biz a'ları karşılaştırıyoruz. İlk dört yonlaşma enerjisi değerleri tabloda verilmiş. Baktık. Buna göre sorularımız var. Şimdi arkadaşlar x'e baktığımızda x'in 1, 2 ve 3'ün yonlaşma enerjisi değeri var. Bu şu anlama gelir. Bir dördüncüsü yok. Bu demektir ki x'in Nötralde 3 tane elektronu bulunabilir. E o zaman 3 elektronu bulunabilecekse demek ki X'in atom numarası 3'müş. Yani tüm iyonlaşma enerji değerlerini bildiğim için buradan X'in atom numarasını belirlemiş oldum. Y, Z ve T'ye bunu yapamam mesela. 5, 6, 7 devamı var mı yok mu? Hiçbir fikrim yok çünkü. Bunu verilen iyonlaşma enerji değeri sayısından belirledim. Devam edelim. Bunların periyodik sistemdeki grupları diyor. Şimdi x için aslında atom numarasını bildiğime göre şunu direkt yapabilirim. İkinci periyot bir adadır derim. Ama yine biz iyonlaşma enerjisi değerleriyle bunu nasıl belirliyoruz bakalım. X'te ilk elektronu koparmak için 520 vermişim. Sonra bakın birden 7200'e çıkmış. Yani 12 kat mı ne? Bir artış var. Bu demektir ki ilk elektronu çok kolay kopardım şunu ve sonra soygaza benzedi zorlandım. Demek ki X'in soygazdan bir fazla elektronu varmış. Yani 1A grubu elementiymiş. Y'ye bakalım. 900 birinci için 1700 ikinci için iki katına falan çıkmış. Sonra bakın e, hayli katına çıkmış. 6 kat mı 7 kat mı her neyse. Demek ki ben Y'de 2 elektronu kolay koparmışım. Ama 3. de zorlanmışım. Demek ki 2A grubundaymış ki 2 elektron koparınca soygaza benzemiş. Z'ye bakıyorum. 738, 1451. İşte 2 kat gibi bir şey. Sonra 7733 olmuş. Kaç katına çıkmış? 5 katına. Dolayısıyla burada yine 5 katına yakın. 2 elektronu kolay kopardım. Demek ki 2A grubunda. Yani burada 2 kat, 1,5 kat bunlar normal 2,5 kat ama 5 kat, 6 kat ve daha üstü bir şey görüyorsanız işte orada soygaza benzediğini söylüyoruz. T'ye baktım. 576, 1800 yaklaşık işte 2,5 katına falan çıkmış. Sonra 2700 bilmem ne olmuş 1,5 kat ama şurada yine 5 kat gibi bir artış var. Demek ki T'de 3A grubunda bulunuyormuş. Ama ee, y, Z ve T'nin arkadaşlar sadece gruplarını belirleyebilirim. Periyotları ile ilgili bir yorum yapamam. Şunları da bulmuş olduk. Şimdi gelelim C'ye. Diyor ki Y ve T aynı periyotta bulunduğuna göre Y, Z, T'nin atom yarıçaplarını karşılaştırınız. Peki şimdi neler biliyoruz biz? Ee, y arkadaşlar 2A'da. Şurada da bir I unutmuşum ya. Onu da şöyle hop diye sahteden koyayım. Y 2A'da Z 2A'da T 3A'da. Peki sonra bana diyor ki Y ve T aynı periyotta. Şöyle koysam 2A'da Y var. 3A'da T var. Şimdi atom yarıçaplarını karşılaştırabilmem için Z'nin Y'nin altında mı yoksa üstünde mi bunu bulmam lazım yoksa karşılaştıramam. Peki bunu nereden yapacağım? Bunu da şuradan yapacağım. Aynı grupta arkadaşlar aşağıya doğru indiğimizde birinci iyonlaşma enerjisi azalıyor. O zaman ben Y ve Z'nin birinci iyonlaşma enerjilerine bakacağım. Y'nin ne kadarmış? 900. Z'nin ne kadarmış? Aynı grupta 738. E, Z'ninki arkadaşlar daha küçükmüş. E, aşağıya doğru da iyonlaşma enerjisi azaldığına göre bu şu anlama gelir. Z, Y'den daha alt periyotlardan birinde ve 2A'da bulunuyor. Yani aynı grupta iseler birinci iyonlaşma enerjisi değerlerine bakarak periyodik sistemde hangi altta hangi üstte bunu karşılaştırabilirsiniz. E artık bunların atom yarıçaplarını karşılaştırabilirim bu tarafa doğru arttığına göre Z büyük, Y büyük, T olur atom yarıçapları arasındaki ilişki arkadaşlar. Bu video ile iyonlaşma enerjisini bitirdik. Diğer değişimlerle diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.